Cem, seninle devam edeyim mi? Çünkü şöyle, Hüdayi Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama da şöyle. Yani diyor ki önceliğimiz enflasyon. Yani bu vurgu önemli bir vurgu bence. Buradan da şöyle bir soru da çıkıyor o zaman. Hükümet artık enflasyonu mu önceliyor? Yani öncelik bu mu? Dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir diyor. Yani faiz kararı enflasyon beklentisini nasıl etkiler? Biraz da istersen buradan. Şimdi bu en son... Ve tabii ki Bahadır Bey'in açıklamalarıyla evet, birlikte, eleştirileriyle. Tabii Bahadır Bey kendi açısından önemli açıklamalar yapıyor kendisi açısından. Şimdi en son faizler düştüğü zaman Şahap Bey bir açıklama yaptı. Dedi Sayın ki Kavcıoğlu, biz dedi bahara kadar daha bunu düşürmeyeceğiz dedi. Ya da indirmeyeceğiz dedi. Yani bahara kadar böyle gidecek dedi. En son Kasım ayında bir inme oldu, indirilme oldu. Ve Mart-Nisan'a kadar bunun %14'te kalacağını söyledi zaten. Bu beklenti sürpriz değil. Yani böyle bir daha faizin inmesi şimdilik yaza kadar beklenmiyordu. Çünkü dün bir faiz indirme olsaydı dövizde gene bir hareketlilik muhtemelen yaşanırdı, öyle görünüyordu. Dolayısıyla Şahap Bey'in söylediği şey dövizin, faizlerin biraz daha böyle gideceği yönünde. Ama bankalarda mesela ben bunu Bankalar Birliği başkanlarına, yetkililere, bankalara da soruyoruz sürekli haberler içinde. Mesela paranızı mevduata yatırdığınızda öyle 14-15'ten daha yukarı veren çok azdır. Çok yüksek paranız varsa sizinle pazarlık yapıyorlar Bahadır Bey'in dediği gibi, yani 19 20, ama o çok paranız varsa. Normal paranız varsa 14-15'e mevduata yatırıyorsunuz paranızı. Aralık ayında ortalama faiz kullanımı Bankalar Birliği'nin resmi rakamı bu 18.7. Yani 14'le kredi kullanan da var, 25'le kullanan da var. Rotatifse 30-32 olan da var ama ortalaması 18.7 durumunda. Yani tüketici kredisi çok kullanılıyor. Mesela emekliler, öğrenciler ya da belli meslek grubundakiler böyle gidiyor. Şimdi hükümetin önceliği enflasyonu tabii ki düşürmek. Zaten bizim şu an bunları konuşmamızın, 2023 seçimlerini konuşmamızın, yani Erdoğan ilk turda zorlanır mı diye konuşmamızın bütün sebebi de bu ekonomideki yüksek enflasyon. Yani yüksek enflasyon var, hayat pahalılığı var ve bu 19 Ağustos'tan beri devam ediyor. Ben tam tarihlere baktım. Biz 19 Ağustos'tan itibaren hayat pahalılığı konuşuyoruz. Ondan önce konuşulmuyordu bu. Sonra hayat pahalılığı geldi. Hükümet tabii asgari ücreti artırdı. İşte memura görece iyi verdi zamları. Şimdi ek bir zam yolda. Kasım'dan, Temmuz'dan sonra emeklinin durumuna bir daha bakacağız. Onları bir daha iyileştirebiliriz dedi Erdoğan. İşte 450 ile 1150 lira arasında doğalgaz için Mart ayında bir ödeme yapılacak. Geri dönük iki defa yılda o var. İşte kamu işçisini alacakları bu ayın 29'unda yatırıyor. Yani hükümet de bu insanları bu darboğazdan çıkarmak için büyük bir mücadele veriyor. Ama hakikaten hayat pahalılığının olduğunu söylemek lazım. Bu bir gerçek artık. Yani bunu böyle üstü örtülecek bir şey değil. En büyük mücadelemiz şu an, yani hükümetin, devletin mücadelesi. Şu anda bununla beraber mücadele ediyor hükümet. Şimdi bu doğalgaz, elektrik zamları ile ilgili söyledik. Şimdi Brent petrolün fiyatı 90 dolar. Yani bu sabah 89 dolardı. Geçen sene bu 30 dolardı. Halkada çok yansıtılmadı. Ben hep söylüyorum, Fatih Dönmez Bey 16 ve 17 Aralık'taki mecliste bütçe görüşmelerinde bir daha bakılabilir. %74'ünü elektrik ve doğalgazın biz karşılıyoruz BOTAŞ. Bunları söyledi. Bütün dünyada hakikaten enerjide korkunç bir artış var. Enerjiye geleceğim. Elektrik özellikle, onu hayır, konuşacağım. Hayır, zaten enflasyonun, şimdi mesela enflasyon düşünür dedi ama mesela yılbaşı 1 Ocak'ta geleceğiz, bu yansıyınca iyi olmadı. Bir de 150 kilovatı geçenlere %150, o da hakikaten yüksek oldu. Yani hükümet bunu yapacaksa bence daha erken yapmalıydı. Mesela Kasım, Ekim gibi. Orada zamanlamasında bence bir problem var. Çünkü kaçınılmaz olarak bu sorun olacak bir şey değil ama kaçınılmaz olarak bu zam yapılacak. Her yerde bu yapılıyor. Yani ülkeler anlamında söylüyorum bunu. O açıdan da bununla şimdi mücadele ediyor. Bu zamlar geri alınır mı? Eğer şimdi döviz arttı, 18 liraydı bir ara. Onu da söyleyeyim. Dövizin 13-14 liradan 18 liraya gelmesi 3 günde oldu. Ama o arada bakın Kasım ayında, daha önce burada da söyledik, Sayın Fuat Oktay 3-4 defa bu köpüktür, bu kadar almayın, bu düşecektir, yani gerçekçi yani değil dedi. Numan Bey söyledi, Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, diğer hükümet yetkilileri de söyledi bunu. Ama vatandaş tabii zaten dövizin yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi, vatandaşın Türk lirasından ziyade dövizi alıp parasını oraya
yüklenmesi. Aynı şey altın içinde. Evlerde 278 milyar TL'lik altın var. İnsanların kendi evinde sakladığı veya bankalarda olan, ki bu daha çok evde olan, herkesin bir altın, iki altın, küçük altın ve benzeri şeyleri var. Bu, o açıdan da hükümet bunları da ekonomiye kazandırmak istiyor. Ama bu kur korumalı TL mevduat işe yaradı. En azından dolar şu an 13 küsürlerde. Bu tam da bir orada, şey. Orada diyorsun ki yani hani bir taraftan bakıldığında bir istikrar sağlandı. Bir ay oldu. Kur korumalı mevduatla birlikte en şimdi, azından. Merkez Bankası da faiz sabit tuttu piyasada da bir seviye belirlenmiş görünüyor. Evet doğru, ama bir taraftan sen konuşurken ben sorular var. Yani bugünden sonra ne olur? Faizi şimdi arttırmak mesele, zorunda kalır mı? Yani yok. Ya faiz bundan sonra artmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın nasıl uyarıları var varken işte ne olur ne biter. Tayyip Bey kendi ekibini de ona göre değiştirdi zaten. O ekiple yani şu an uyumlu çalışacağı ekiple gidiyor. Yani Nurettin Bey de, Sayın Kavcıoğlu da burada herhangi bir şekilde ben faizlerin bu saatten sonra olağanüstü bir şey olmazsa artacağını düşünmüyorum. Biz böyle gideriz çünkü hükümet yaz aylarından sonra bahar aylarında turizm gelirlerinin de artacağını hesaba katıyor. Dövizin insanların söylediği şu, Türkiye'de ticaret yapanların. Ya döviz bir yerde dursun da bir yerde dursun. Şimdi daha önce belirsizdi. 11, 12, 15, 18 şimdi 13.20, 13.30. Mesela dünkü karardan sonra 13.1'lere kadar geriledi. Bugün yine 13.3 ile kapattı. O seviyede gidiyor. Bu da bir şeydir. En azından istikrarın sağlanması açısından böyledir. Ben dövizin seçimlere kadar böyle kalacağını düşünüyorum. Yani hükümetin elinde bu enstrümanlar var. Zaten seçimlere hep Türkiye'de şöyle olmuş. Ben geçmiş rakamlara da baktım. Seçimlere 6 ay kala seçim olacak dediği için piyasa bir oturuyor. Bir hareketlenme olmuyor. Seçimden sonra da hükümet kurup bir 6 ay gene bir istikrar oluyor. Çünkü yeni hükümet ne yapacak diye bakıyor. Sonradan döviz düşüyor veya çıkıyor. O açıdan ben seçimlere böyle gidileceğini düşünüyorum. Faiz artırımı yaza doğru bence Şahap Bey'in açıklamalarına göre söylüyorum. Nisan-Mayıs aylarında duruma göre bir bakacaklardır. Bu saatten sonra eğer bir daha zam olmazsa hükümet burada bir istikrar yakalar. Ama bu zamlar devam ederse şimdi doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, diğer şeylerde bir şey var. Ha marketler belli ürünlerde indirim yapmış bilmem kendilerine göre bir şey yapıyor ama hala yakıcı bir yüksek enflasyon tabii meselesi el devam yakın ediyor. O yüzden artık bu bugünden sonra hükümet Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama sonrasında da enflasyonu önceleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama da zaten mesela, şimdi hükümetin bütün zamanı bakın biz şu an fiyatlar ne zaman düşecek enflasyon, o zaman? Enflasyon oranı hani ne olacak? Biz neyle karşılaşacağız gerçekten hani bugün ve bugünden sonrası şimdi bunun için bak giderilmesi için ben enflasyonu şöyle mesela bu yurt dışındaki büyük ekonomistlerin, dünya çapındaki ekonomistlerin yorumları vardı bu hafta mesela. Hı. Şimdi küresel zincir, tedarik zincirleri problemli. Onun giderilmesi lazım. Üretimlerin artması lazım. Çin'deki mesele hala giderilmedi. Dünya oraya çok problemli. Amerika'da yine bu ürün tedarik zinciri kırıldı. Bir türlü oturmuyor yerine ki Mart-Nisan deniyor. Şimdi dün birinci yılını doldurdu 20'sinde. Biden o bile revize etti. Mart-Nisan'a bu iş düzelmez dedi. Yani hemen o zincir dedi, hemen yerine oturmayacak dedi. O açıdan da önümüze biraz daha zaman var. Ama yurt hükümet dışı, eğer demişken, bunu düzeltirse, evet, düzeltirse zaten biz bir şey konuşmayız artık tabii, seçimle ilgili. Ama tabii en büyük problem şu an bu. Hakikaten sorunları görmek lazım. Ben ama şöyle eğer döviz düşüyorsa bugün de yazdım doğalgaz şey motorin ve benzin fiyatlarının biraz gerilemesi lazım. Şimdi motorin, 400 liraya dolan bir araba nasıl gerilecek o yani? Şöyle mesela, şimdi 13 lira evet, 13.50 bir ara 18'di. Eğer gene gerilerse diyorum 12 oldu. 12 biraz paydar düşmesi lazım. Çünkü 13 400 liraya dolan bir benzin şey bugün 800 liraya doluyor. 787 liraya dolu. Lira. Yani tamam, ise 800 lira evet. Tabii. Yüksek pahalı çok kabul yüksek ediyorum tabii yani. Ama bunun Brent petrolün 30 dolardan 90 dolara çıktığını da görmek lazım. Üretim maliyetleri. Dün Ermenistan'la ilişkimizi bahane eden İran'ın bunu kasıtlı kesmesi de vardı ama başlamış tekrar şeyi. Evet. Böyle sıkıntılar da bir yandan da var. Aynen. Yani bu eğer bundan sonra zam olmazsa bir yıl boyunca Türkiye'de belli bir istikrar şeyi sağlar. Ama bu zamlar böyle devam ederse hükümet de zorlanır. Yani çünkü halkın zorlandığını görüyoruz.